Herkese merhabalar. Mutasyon, modifikasyon ve adaptasyon yani kalıtım konumuzda artık kalıtımı geride bıraktık. Şimdi de kalıtımla bağlantılı özel konuları beraber öneceğiz. Mutasyonla başlayacağız. Modifikasyonun ne olduğunu öneceğiz. Adaptasyonun günlük hayatımızda nerede olduğuna bakacağız. Hadi bakalım o zaman maceramız fende devam ediyor. Tonguç Dershane sunar. Evet hoş geldiniz. Bu derste neler var? Mutasyonu beraber öğreneceğiz. Modifikasyona bakacağız. Bunların temel özelliklerini öğreneceğiz. Ne demek olduğunu. Öğreneceğiz. Mesela bu arkadaşımızın 6 tane parmağı var. Dikkat edin. 6 parmaklılık bir mutasyondur. Bunu öğreneceğiz. Aynı zamanda bu arkadaşımız mesela kas yapmış, modifikasyona tabi tutulmuş. Yani kendini geliştirmiş, çevresel faktörlerle birazcık daha şişmiş arkadaşımız modifikasyonun tam güzel bir örneği. Veya bu arkadaşımız da adaptasyon örneği. Neden adaptasyon örneği? Çünkü aslında devenin hörgücü, burada depolanan yağ... Aynı zamanda bu sayede çölde uzun süreler susuz bir şekilde ilerleyebilmesi ve benzeri ve işte taban yapısı işte boyun yapısı ve benzeri bunun her birisi aslında bulunduğu ortama adapte olmak demek. Beraber bunlara bakacağız. Hadi bakalım o zaman süper bir şekilde ödevimize geçiyorum. Tonguç Kap birinci sezon süper bir şekilde devam ediyor. Ödevlerimiz görevlerimiz var ve bu görevlerde planımıza uygun bir şekilde gün gün ilerlemeye devam ediyoruz. Ve sizinle beraber sıfırdan 8'e sayısal kitabımızda sayfa 188 ile 193 arasını hemen ödevi vermek istiyorum. Buradan başlıyor ödevimiz ve buraya kadar devam ediyor. Ve buradaki soruları mutlaka bitirelim ve burada da TATS'daki ilgili testleri de bu görevlerinize tat uygulaması üzerinden girmenizi istiyorum ki puan kazanabilirsiniz. Aynı zamanda takımınız da puan kazanabilsin. Buradaki test kodları da tat uygulamasında bunlar ve aynı zamanda Dinamo soru bankamızdan da test 15'ten 18'e kadar, aynı zamanda Zoru bankamızdan da test 14-15 arasını çözmenizi istiyorum ve buradaki dijital soruları da mutlaka ihmal etmeyin diyoruz ve görevlerimizi girdikten sonra puanlarımızı kazanmaya başlıyoruz. Ve hadi bakalım o zaman bugün işleyeceğimiz konuyu sizinle beraber öğrenelim. Bir kere mutasyon dediğimiz şeyin aslında gerçek yaşamda bizim karşımıza çıkan birçok yeri var. Mesela van kedimiz. Van kedimiz bir mutasyon örneği. Bir gözü mavi bir gözü yeşil van kedisinin bu şekilde gözlere sahip olmasının temel özelliği aslında sahip olduğu mutasyon veya işte burada dört boynuzlu koçun Dört tane boynuz olmaz ki iki tane olur. Neden? Çünkü mutasyon geçirmiş dört boynuzlu olmuş. Veya işte iki başlı kaplumbağa. Gerçekten de kaplumbağanın iki tane başı olabiliyor. Veya işte burada gördüğümüz gibi albinoluk örneği. Albinoluk da normalde bizim yaşımızda küçük yaşta olmasına rağmen bütün saçları, kaşları her şeyi beyaz. Bu da renk pigmentinin üretilmemesinden dolayı ortaya çıkan bir e, özellik ve bu bir mutasyon. Aynı zamanda Down sendromu, Down sendromu da aslında bir çeşit mutasyon ve bu da 46 kromozom olacağımıza 47 kromozomlu doğuyoruz ve Down sendromuna yakalanıyoruz ve bu yüzden de aslında belli bir mutasyona sahip olmuş oluyoruz. İşte günlük hayattan birçok mutasyon örneği verilebilir. Peki mutasyon nedir aslında? Mutasyon canlıların genetik yapısında meydana gelen değişime mutasyon adını veriyoruz biz ve mutasyon da aslında Günlük hayatta da kullanılan bir şey. Mesela işte mutantlar benzeri hani X-Men filminde de vardı. Mutantlar ne yapıyor? Mutasyona uğradıkları için onları mutant diyorduk. Mutasyonlar aslında bizim DNA'mızın yapısında yani genetik yapımızda meydana geldiği zaman işte zaten o yüzden kalıcı olabiliyor ve eğer üreme hücresinin DNA'sında olursa da kalıtsal olabiliyor. Yani çocuklarımıza bile aktarılabiliyor. Peki neden oluyor bu mutasyonlar? Mutasyonların sebebi aslında Mutajen dediğimiz belli etkiler, gen yapısında değişime sebep olan etkiler bunlar. Bunlar böyle radyasyondan olabiliyor. Mesela işte Spider-Man'de ne olmuştu? Radyasyona uğruyordu. Adam bir anda örümceğin bütün genleriyle karışıyordu genleri ve Spider-Man oluyordu. Aynı onun gibi düşün. Radyasyon, işte kimyasal maddeler, belli ilaçlardan dolayı mutasyon olabilir. Yüksek sıcaklık ve güneş ışınları gibi faktörler mutasyona sebep olan mutajenler aslında bizim için ve mutasyona uğrayıp eski özelliğini kaybeden gene de biz mutant gen diyoruz. Zaten mutasyona uğramış insanlar da mutantlar diyoruz işte veya işte e, mutasyona e, uğramış hayvanlara da mutant e, canlılar diyoruz. Peki burada çok önemli bir şey daha var. Mutasyonlar DNA'nın yapısında meydana gelen yani genetik yapıda meydana geliyordu. Dolayısıyla aslında mutasyonda genotip değişiyor. Bu çok önemli. Genotip değişir aslında mutasyonda. Tabi kalıtsal olabilmesi için üreme hücresinde meydana gelmiş olması gerekiyor. Ve aynı zamanda mutasyonlarda mesela DNA'nın zincirlerine bakalım. Mesela burada bir zinciri olsun. Bunu daha önce anlatmıştım ama bir daha tekrar etmek istiyorum. Mesela A, e, T gelir. E, G, e, burası kalsın. E, G, C gelir ve e, T de A gelir. Şimdi burada bir mutasyon var. Burada bir dikkat ettiysek nükleotit eksikliği var. Ve bu mutasyon onarılabilir bir mutasyon. Neden? Çünkü G'nin karşısına ne gelebileceğini ben biliyorum. Ve istersem G'nin karşısına C'yi buraya koyup bu mutasyonu onarabilirim. Bak bu çok önemli bir laf. Onarılabilir mutasyon. Bunu daha önce anlatmıştık ama tekrar edelim. Onarılabilir mutasyonlar bunlar. Bir de onarılamaz mutasyonlar var. Eğer eğer şöyle bir şey olsaydı o zaman onarılamaz olurdu. Hemen göstermek istiyorum bunu da. Çünkü bununla alakalı bazen test kitaplarının sorularımız çıkıyor. Mesela A e, T e, burası T A olsun. Bu da C, G olsun ama burada ne olduğunu bilmiyorum. Burada da ne olduğunu bilmiyorum. E neyin karşısına ne gelecek kardeşim? Ben nasıl karar vereyim buna? İşte bu da onarılamaz mutasyon oluyor. Bu da aklımızda bulunsun. Bu da bazı test kitaplarımızda çıkıyor diyoruz. Peki geldik hemen işte buradaki sebepler yüzünden biz mutasyona e, uğrayabiliyoruz veya işte hayvanlar, bitkiler, canlılar veya vücudumuzun herhangi bir yeri mutasyona uğrayabiliyor ve bununla ortaya çıkan birçok da hastalık var. Mesela günümüzün en büyük problemi nedir? Birçok insanı kaybettiğimiz aslında kanserdir. Kanser mesela zararlı bir mutasyondur. Zararlı mutasyonlar canlının yaşamını olumsuz yönde etkileyip hastalıklara yol açar, problemlere yol açar. de... Ve... üreme ve yaşama şansını azaltıyor ve bazen gerçekten ölüme sebep olabiliyor ama bazen de yararlı mutasyonlar var yeni kalıtsal özellikleri ortaya çıkartabiliyor işte bunların canlının yaşama ve üreme şansını artırabiliyor işte bunlar da yararlı mutasyon olarak adlandırabiliyoruz yararlı ve zararlı iki çeşit mutasyon var diyebiliriz ama çoğunlukla zararlı oluyor mutasyonlar onu söylemek istiyorum mesela kalıtsal hastalıklar Down sendromu albinoluk orak hücreli anemi renk körlüğü işte kırmızı yeşili karıştırabiliyorsun veya ayırt Demiyorsun. Hemofili hastalığı, kanın pıhtılaşmaması hastalığı, orak hücrelerlemi, kanın oksijen taşıyamama hastalığı, albinoluk, her tarafının beyaz olması ve renk pigmentinin olmaması hastalığı ve Down sendromu da 47 kromozomlu olma ve bu yüzden de işte basık suratlı, kısa boylu oluyorsun ve genellikle yaşam ömrü de azalıyor diyebiliriz. Mesela burada Down sendromu bir bireyin tipik bir yüz profili var ve buradan da işte büyüyünce de bu insanlar bu şekilde aslında belli bir e, karakteristik bir yüze, surata sahip olabiliyorlar. Hemen ayırt edebiliyorsun onları. Şimdi geldik modifikasyona. Modifikasyonsa hani nasıl mesela modifiye arabalar vardır ya. Modifiye arabalar dediğimiz şeyler arabayı e dönüştürmek demek. Modifiye etmek. Kendimizi de modifiye ediyoruz sürekli. Yani bir dönüşüm içerisindeyiz. Peki bu modifikasyonla ne alakası var? Modifikasyonla bir dönüşüm demek. Çevre şartlarının etkisiyle canlının dış görünüşünde hani bunu bir ad vermiş eskiden. Fenotipinde ortaya çıkan meydana gelen değişimlere biz modifikasyon diyoruz. Mesela burada bir sirke var. Bu sirke dikkat edelim buradaki kanatları kıvrık buradaki kanatları düz. İşte bunların temel farkı sirke yetiştirildiği ortam. Yetiştirildiği ortam 25 derece olursa kıvrık kanatta oluyor. 16 derecede olursa o yumurtalar yetiştirilirse düz kanatlı bireyler ortaya çıkıyor. İşte bunu ortaya çıkartan şey çevre şartları. Çevre şartları ne olabilir? Sıcaklık olabilir, işte rüzgar olabilir, birçok çevre şartı olabilir. İşte bunun her birisi aslında canlıların fenotipine etki ediyor ve modifikasyona yol açıyor. Modifikasyonla mutasyon arasında önemli farklar var. Birazdan onun tablosunu göstereceğim ama modifikasyonun sebeplerine bakalım. Modifikasyon çevresel faktörlerin genlerin işleyişini ...değiştirmesiydi aslında ve bu genlerin işleyişi normalde sen e, düz kanatlı olacakken kıvrık kanatlıya dönüşebiliyorsun... ...normalde beyaz tenli olacakken işte güneşte yanıyorsun ve buğday tenliye dönüşebiliyorsun veya işte birazcık daha esmere dönüşebiliyorsun... ...işte bunların her birisi genlerin işleyişinde e, değişikliğe yol açıyor genlerin yapısında değişikliğe yol açırsa o mutasyondu. Genlerin yapısı tamamen değişiyordu mutasyonla ama modifikasyonda genlerin işleyişi değişiyor diyebiliriz. İşte neler yol açıyor dersek ışık, beslenme, sıcaklık, su veya nem de diyebiliriz. Büyüdüğü ortamdaki nem de diyebiliriz. Bunun her birisi aslında modifikasyona sebep olabiliyor. Mesela birkaç tane örnek var. Bunları zaten test kitaplarında veya işte sınavlarda denemelerde karşımıza geldiği zaman hep şu şekilde göreceğiz. Ya Modifikasyonda belli başlı örnekler vardır. Herkes bunu bilmeli. Mesela çuha çiçeği, sirke sineği, işte bal arısı, işte Himalaya tavşanı. Bunlar genel geçer ve çok önemli örneklerdir gerçekten. Değil? Ve bununla alakalı yüzlerce, binlerce örnek daha var tabii ki. Mesela sirke sineğinin e, düz kanatlı veya kıvrık kanatlı olmasına yol açan şey yumurtaların büyüdüğü ortam 16 derecede büyürse düz kanatlı 25 derecede büyürse de e, kıvrık kanatlı oluyor ve bu da tam bir modifikasyon örneği. Eğer sen düz kanatlı bir bireyin e, yumurtalarını alsan 25 derecede büyütsen kıvrık kanatı çıkıyor. Normalde insanın aklına şu geliyor. Ya düzün çocuğu düzdür. Hayır olmuyor işte. Düzün çocuğu 25 derecede yetişirse kıvrık. 16 derecede yetişirse düz oluyor. İşte demek ki sıcaklığa bağlı genlerin işleyişi değişiyor aslında modifikasyonda. Veya işte çuha çiçeği aynı şekilde... 25-35 derece arasında büyütülürse beyaz renkte oluyor veya 15-25 derece arasında büyütülürse de kırmızı renkli oluyor veya işte ortanca çiçeği bütün bahçelerde bahçelerde vardı özellikle belli dönemlerde açarlar işte asidik ortamda farklı bir renkte asidik ortamdaki toprakta farklı bir renkte büyüyor ...bazik ortamdaki toprakta farklı bir renkte büyüyor. Mor veya beyaz olması sebebi aslında budur diyebiliriz. İşte bunların her birisi farklı bir örnek aslında. Ve en güzel örneklerden bir tanesi bal arısı. Şimdi ona geleceğim ama Himalaya tavşanına yapılan gerçekten bir enteresan bir deney var. Normal Himalaya tavşanı beyaz renklidir. İşte kulakları ve burnu ve ayaklarının uçları genellikle siyah renktir. Arkadaşlar deney bilim insanları şöyle yapmışlar demişler ki ya Himalaya tavşanının sırtında bir e, tıraş edelim böyle tıraş makinesini almışlar Himalaya tavşanını tıraş etmişler gerçekten de zulüm. Ardından da buradan e, buraya bir buz basmışlar hani üşüsün hayvan diye ne kadar acayip bir şey buz bastıktan sonra bir bakmışlar buradan siyah tüyler çıkmaya başlıyor normalde beyaz olan yerden siyah tüyler nasıl çıkar yahu? Ya bu adamın genetiği var, gen yapısı var. E bu adamın genetiği diyor ki buraları beyaz olacak diyor. E nasıl siyah çıktı? E çünkü buraya buz bastılar, çevre faktörlerini değiştirdiler ve buradaki genlerin işleyişi değişti ve buna da çok güzel bir modifikasyon örneği diyoruz ama yapılan şeyi de kınıyoruz esefle. Peki balarısı nedir? Balarısındaki olay nedir? Normalde balarısı dediğimiz şey aslında erkek veya dişi arı olabiliyor E dişi arılardan da iki farklı çeşit var. İşçi veya kraliçe olabiliyor. Zaten bir kovanda sadece bir tane kraliçe olur. Peki nasıl işçi veya kraliçe olabiliyor? İkisi de dişi aslında bunların. Eğer polenle beslenirse yavru işçi arı oluşuyor. Eğer arı sütüyle beslenirse yavru kraliçe arı oluşuyor. Tabii dişi olma şartıyla. Ve bir kovanda sadece bir tane kraliçe arı olabiliyor. Ve o da Görevi sadece yeni yumurtalar üretmek, yeni yavrular üretmek. Başka hiçbir görevi yok. İşçi aralarsa taşıyorlar, işte balı üretiyorlar, işte çiçeklere gidiyorlar, konuyorlar ve benzeri. İşte bunu yapan şey aslında ikisinin de aynı genetik yapıya sahip olmasına rağmen neyle beslendiği işte. Bu da çok güzel bir modifikasyon örneği diyoruz. Ama şunu asla unutmayalım. Modifikasyonlar asla kalıtsal değildir. Şimdi geldik mutasyon ve modifikasyon farkına. Şimdi... Mutasyon dediğimiz şey genlerin yapısında, modifikasyon dediğimiz şey genlerin işleyişinde değişimdi. Peki mutasyona baktığımız zaman etken ortadan kalkınca yani mutajen ortadan kalkınca eski haline dönemiyor çünkü artık genetik yapı bozulmuş oluyor, bitmiş geçmiş oluyor. Ama Modifikasyona baktığımız zaman etken ortadan kalkınca eski haline dönüyor. Mesela ben e, hırs yaptım, Ka, e, cime gittim, böyle kaslarımı büyüttüm, şiştim, 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 şiştim. Sonra sporu bırakırsam tak diye sönerim. Tak diye sönermiyor. 2-3 ayda sönerim ve işte kilo alırım, işte kaslarım gider ve benzeri. Çünkü etkeni ortadan kaldırıyorum. Veya aynı şekilde yazın çok güzel esmerleşiyoruz. Güneşte, güneşin altında çok güzel esmerleşiyoruz ama ardından e, kış gelince tak diye beyaz halimize geri dönüyoruz. Peki mutasyona baktığımız zaman üreme öncesinde ise kalıtsal oluyorken modifikasyon kalıtsal değildir. Kalıtsal olmadığı da kesindir. Çünkü modifikasyon sadece çevre etkisiyle o anda ortaya çıkan değişimlerdir. Asla ve asla çocuklara aktarılamaz. Kalıtsal dediğimiz şey kendi yavrularına aktarılması demekti. Bu aktarılabiliyor üreme hücresine oluşursa ama bu asla aktarılamıyor diyoruz. Peki adaptasyona bakalım. Şimdi burada aslında bu resim ne, ki bu ya bu resim ne ki diyeceksin bana. Burada aslında bir göz var. Dikkat ettin bak burada bir göz var. Bu göz bu kalemunun gözü. Aslında bak burada kuyruğu var. İşte aynı zamanda böyle ayağı var burada. İşte bu bu kalemunun kuyruğunun olduğu yer. İşte bu ağzının olduğu yer ve benzeri. İşte bu yaprağın üzerinde saklanmış bu kalemun e, canlısı hayvanı Aslında bize çok güzel bir adaptasyon örneği oraya adapte olmuş. O yaprağın üzerinde öyle bir kendini kamufle etmiş ve öyle bir saklanmış ki istediğini avlayabilir. Mesela hemen böyle bir e, dilini uzatır ve buradan böyle bir kara sineği hemen avlar ve tak 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 yiyebilir değil mi? İşte bunu yaparken gizlenmeli. Oraya adapte olmalı. Orada kendini göstermemeli. İşte bu yüzden ve aynı şekilde kutup ayısı mesela. Kutup ayısı kutuplara adapte olmuştur. Bembeyazdır. Eğer Beyaz olmasaydı, siyah olsaydı herkes onu kutupların ortasına tak diye görürdü, avlanamazdı çünkü herkes onu görünce kaçmaya başlardı bir anda veya işte hemen bir avcılar onu e, hemen görebilirdi, tespit edebilirdi veya avlayabilirlerdi Allah korusunları. Tabii dolayısıyla bunun gibi problemlerin önüne geçen süper bir mekanizma var doğada o da adaptasyon mekanizması. Canlının yaşadığı ortamda temel ihtiyaçlarını karşılama şansını arttıran Fiziksel yapı ve davranışlara biz adaptasyon diyoruz. Burada mesela bu kalemunun aslında gizlenmiş olması veya kutup ayısının beyaz renkte olması gibi adaptasyon örnekleri var. Adaptasyonlar kalıtsaldır bu çok önemli ve nesilden nesile aktarılır. Yani bu kalemunun çocuğu da aynı şekilde renk değişimine uğrayacak veya ...beyaz, e, kutup ayısının çocuğu da beyaz çıkacak. Bu da çok önemli bir özelliktir diyoruz. Peki, mesela bir örnek. Burada e, çölün ortasında ya kardeşim hiçbir canlı yaşamıyorken kaktüs bitkisi gerçekten gövde gösterisi yapıyor. Nasıl bunu yapabiliyor? Nasıl bu şekilde ayakta durabiliyor? Aslında kaktüs bitkisiyle alakalı çok güzel bir özellik var. O da... E, gövdesinin içinde su depoları var. Mesela Allah korusun bir günde olur da e, çölde tek başınıza kalırsanız ve su bulamazsanız kaktüs görürseniz anında kaktüsü tabi iğneleri batmasın dikkat edin kırıp içindeki suyu içmeye çalışabilirsiniz. Çünkü gerçekten de bunun içerisinde inanılmaz bir su deposu vardır. Neden böyle bir şey olmuş? Neden? Nasıl yapabilir bu su deposunu? Çünkü diyor ki ben zor bir çevrede yaşıyorum. Bari içimde su depolayayım da içimde depoladığım suyu kullanabilirim çünkü bazen bir ay hiç yağmur yağmıyor, iki ay hiç yağmur yağmıyor burada diye aslında burada bir adapte olma var, çöl şartlarına adapte olma var veya işte bunun yapraklarına yaprakları normal yaprak yoktur burada kaktüste böyle iğne yapraklar vardır. Bu iğne yapraklar terlemenin yani normalde aslında bizim bildiğimiz e, klasik e, şu yaprakta e, çok ciddi bir faaliyet vardır. O da terleme faaliyeti. Buradaki e, su tanecikleri yukarıya doğru terleme olayıyla kaybedilir. Dolayısıyla yapraklar bir bitkinin terleme organıdır aynı zamanda. E, bunun yaprakları böyle iğne yapraklı olduğu için terleme az oluyor. Dolayısıyla suyu kaybetmiyor. Suyu kaybetmediği için içine depoluyor. Aynı zamanda e, tasarruflu kullanıyor suyu ve bu sayede de çölün ortasında yaşamına devam ettirebiliyor. Peki bununla ilgili kaktüs söylemiştik ama başka örnekler de var. Mesela kutup ayısı çölün ortasında beyaz renkli olması çok güzel bir örnek ve bu sayede hayatta kalabiliyor hatta sadece beyaz renkte olması değil kürkünün altında kalın bir yağ tabakası da var aynı zamanda aynı zamanda ayak tabanları geniş ki buzda kaymasın diye bunun gibi birçok örneği bu bir çok özelliği sayabiliriz veya işte deverin hörgücünün içerisinde yağ depoları bunun sayesinde e, ...suya ihtiyaç olmadan e, günlerce yol gidebilmesi... ...ve e, devenin tabanlarının yine nalları olan kısmının aslında geniş olması... ...ayak tabanlarının geniş olması çölde batmasın diye gibi bir özellik söyleyebilir Veya nilüfer çiçeğine baktığımız zaman geniş yapraklı olması... ...bulunduğu sulak ortama adapte olmasını sağlar. Zaten nilüfer çiçeği genellikle işte şeyde yaşar... E, ...nehirlerde, göllerin üzerinde yaşar ve bu sayede zaten... Çok ...çok sulu bir ortam olduğu için... ...rahatlıkla terleme yapabilir. Yaprak bitkinin terleme organı olduğu için... ...istediği kadar terleme yapsınlar da aşağıda su var... ...diyoruz. Dolayısıyla mesela... ...kaktüse tam tersi iğne yaprak. Ufacık yaprakları var ki... ...o sayede terleme yapmıyor fazla ve... ...suyu içerisine tutabiliyor diyoruz. Peki doğal seçilim dediğimiz şey ise... ...aslında bu öğrendiklerimizle çok bağlantılı. Aslında biz... ...çevreye adapte olan canlıların... ...yaşama şansını arttırdığını düşünüyoruz. Ama adapte olamayanlar ne yapacak? İşte bununla alakalı çok fazla teori vardı ve doğa seçilim teorisinde ünlü bilim insanları şu şekilde yorumladı. Dediler ki güçlü olan ayakta kalır, zayıf olan elenir. İşte biz buna doğa seçelim diyoruz. Burada aslında doğada güçlü olanın çevreye uyum sağlayanın hayatta kalacağı söyleniyor. Mesela şöyle bir örnek vereyim. Çok güzel bir örnek aslında. Bir siyah ayı var bir beyaz ayı var. Şimdi ikisini de alsak kutuplara koysak ne olur? Siyah olan ayı ne yazık ki yaşamına kutuplara devam edemez. Neden? Çünkü ne av bulabilir hemen mesela bir şeyi kovalamaya çalışsa o hemen geliyor deyip görüp Hemen kaçar o e, kovaladığı canlı veya işte e, başka bir türlü her yerden gözüktüğü için bir sürü riske e, maruz kalır ama beyaz olan alayı ortamda kamufle olduğu için çok rahat bir şekilde yaşamına devam edebilir. Veya mesela işte kutup tilkisi var beyazdır o da e, ve e, uzuvları küçüktür çünkü sıcaklık kaybetmesin diye ama çöl tilkisi uzuvları büyüktür ve... ...daha kahverengi renklidir. Yani çöle daha fazla adapte olmuştur diye söyleyebiliriz. İşte hem renk olsun hem vücut yapısı olsun, uzuvların büyüklüğü küçüklüğü olsun ve benzeri bunun her birisi etkiliyor. Yaprakların büyüklüğü küçüklüğü olsun. Aslında her birisi doğal seçilimde yaşama şansını artırıyor. Peki bunun oluşabilmesi için ilk başa ne lazım? Tür içi çeşitlilik lazım. Ona da biz varyasyon diyoruz. Varyasyon e, işte variation'dan geliyor İngilizce'de. Çeşitlilik demek aslında. Burada çeşitlilikten kastımız şu. Ayılar bir siyah ayı olabilir. Bir de beyaz ayı olabilir. Şimdi bunların ikisi de dünyada var aslında. Bu ikisi de ayı aslında. Bir tanesi siyah bir tanesi beyaz. İşte bunlardan... Bu arkadaşımız kutuplarda yaşıyorken bu arkadaşımız kutuplarda yaşayamaz. İşte bu iki farklı ayının olmasına biz varyasyon, çeşitlilik diyoruz ayı türünde iki farklı tür var arasında iki farklı ayı çeşidi var ve bunun içerisinde de doğal seçilim dediğimiz şey kutuplarda bunun e, ne yazık ki mortanzi olması bunun da yaşayabilmesi buna da doğal seçilim diyoruz. Bununla alakalı çok güzel örnekler de var bu arada. Mesela İngiltere'de yaşayan güve kelebekleri. Güve kelebekleri İngiltere'de herkes bunu bilsin çok önemli bir örnek aslında. İngiltere'de sanayi devriminin olduğu zamanlarda 1700'lerde 1700'lerde aslında e, kelebekler güve kelebekleri beyaz renkliymiş. Yani sanayi devriminden önce güve kelebekleri beyaz renkliymiş. Ama sanayi devriminden sonra bir de bakmışlar siyah renkli olmaya başlamış Koskoca tür nasıl olmuş çünkü beyaz renkli güve kelebekleri eskiden sanayi devriminden önce her yer tertemiz olduğu için dikkat çekmiyormuş yaşamlarına devam edebiliyorlarmış ama sanayi devriminden sonra bir anda beyaz kelebekler ne güzelmiş demişler çünkü her taraf kapkaranlık olmuş e, fabrikalar kurulmuş her taraf pislik içerisinde e, kapkara bir ortam e, öyle olunca ne olmuş? beyaz kelebekler tak 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 aa ne güzel beyaz kelebek tak hemen öldürüyor. Onunla, ama siyah kelebekler kamuflaj olmuş. Rahatlıkla belli yüzeylerde durup da görülmemişler. Dolayısıyla yaşamlarını devam edebilmişler ve gitgide si beyaz kelebek ırkı bir anda siyah kelebek ırkına dönüşmüş. İşte bunu oluşturan şey aslında doğal seçilim. Aslında her ikisi de varmış güve kelebeklerinde. Siyah da varmış, beyaz da varmış ama beyazın yaşam şansı azalmış. Yani doğal seçilimden dolayı siyahın yaşam şansı arttığı için doğal seçilimden dolayı siyahlar güve kelebeklerinin asıl temsilcileri haline gelmişler diyoruz. Hadi bakalım birkaç soru çözelim ve sonrasında meydan okumamızda dersimizi bitireceğiz. Bu durumların gerçekleşmesi sırasında sıcaklığın etkisiyle sirke sineklerinde olaylarından hangileri görülür demiş. Sirke sineklerinde kanat şekli ortam sıcaklığına göre farklılıklar gösterir. Kıvrık kanatlı sineklerin yumurtaları 16 derece sıcakta gelişmeye bırakılırsa düz kanatlı sinekler oluşur. Düz kanat sineklerin yumurtaları 25 derece sıcaklıkta gelişmeye bırakılırsa kıvrık kanat sinekler oluşur. Tamam. E, hangileri görülür demiş sıcaklığın etkisiyle. Genlerin yapısının değiş... Bir kere bu örneğin ne olduğunu hemen söyleyelim. Modifikasyon. Bu mut mutasyon değil. Çünkü geçici bir etki bu. Kıvrık kanatlı bireyin çocuğu düz kanatta olabiliyor. Direkt sıcaklığın etkisi genlerin... İşleyişinin değişmesi bu, yapısının değişmesi mutasyonlu dikkat edelim bu değil. Genlerde kalıtsal mutasyon oluşması hayır, mutasyonlarla alakası yok. Cevabımızın yalnız iki olduğunu söyleyebiliriz. Şekilde insanlarda görülen anormallik durumları göstermiştir. Altı parmaklıktan söndürülmüş albinoluk. Bu durumlarla ilgili olarak aşağıdaki hangisi söylemez demiş. Mutasyon olarak adlandırılır. Ee, evet üçü de mutasyon doğru oluşmasına sebep olan etkenler ortadan kalkınca canlar normale döner. Hayır bu modifikasyondu. Bu arkadaşların genlerin yapısı artık değişmiş. Ama modifikasyonda bu Etken ortadan kalkınca tekrar normale dönebiliyordu. Hatırlayın mesela cime gidiyoruz, kas yapıyoruz. Ama cimi bıraktığımız zaman tak diye kaslarımız eski haline dönüyor. Dolayısıyla bu da modifikasyondu. Bu söylenemez. Diğerine bakalım. Kromozom sayısındaki değişim ya da nükleotid dizimindeki bozulmalar sebep olabilir. Evet mesela bu 47 kromozomlu Down sendrom demek. Veya işte burada nükleotit dizimindeki e, bozulmalar aslında sebep olmuş bu ikisine de. Doğuştan gelen özelliklerdir. E doğuştan gelen özellikler çünkü kalıtsal bir şekilde aktarılmış genlerden geliyor aslında bunlar da doğrudur diyebiliriz. Cevabımızın B seçeneği olduğunu söyleyebiliriz. Öğrenciler adaptasyon ile ilgili aşağıdaki örnekleri veriyor demiş. Buna göre örnekler ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır demiş. Birinci örnek balıkların çok sayıda üreme hücresi üretmesi. Evet, çünkü suyun içerisinde kaybolur, may bulur diye onlar çok fazla da fazladan fazladan öğretiyorlar ki bir şey çıkmasın diye. Bu bir adaptasyondur, suyun içinde yaşamaya adapte olmak demek aslında. Büyüme hormonlarının fazla sağlanması sonucu insanlarda devlik meydana gelmesi. Ee, burada bakalım şimdi diyorum ki adaptasyon canlı nesini devam etmesi sağlamaktadır. Ee, birinci örnekte adaptasyon canlı nesini evet doğru çünkü suyun içerisinde ne kadar çok yumurta olursa o kadar çok yaşam şansı olabiliyor. İkinci örnek hormondan kaynaklanan hastalık olduğu için adaptasyon değildir. Şimdi büyüme hormonları fazla salgılanınca insanlarda çok büyük e, olma yani devlik meydana gelir. Doğru diyoruz. Peki diyor ki hormondan kaynaklanan hastalık olduğu için adaptasyon değildir. Bu da doğru. Çünkü bu bir e, belli bir yere uyum sağlamak değil. Hormonun Anormal çalışmasından ortaya çıkıyor. Bakalım çölde yaşayan bitkilerin yapraklarının iğne şeklinde olması. Kaktüslerden bahsediyor. Üçüncü örnekteki adaptasyon düşmanlardan korunmak için biraz. Hayır öyle bir şey. İğne yapraklılık düşmanlardan korunmak için değil. Üçüncü örnekteki adaptasyon canlının su kaybını engelleyerek yaşama şansını arttırır. Zaten yaprak su kaybeden terlemeye yol açtığı için ne kadar küçük yapmak o kadar az su kaybedersin. Dolayısıyla cevabımızın C seçeneği olduğunu söyleyebiliriz. Hadi bakalım o zaman şimdi ödüllü sorumuzu yapın yorumlara yollayın bakalım. Donguç sundu.